Değerli dostlar, Kral Çıplak'ta bugün vatanseverliğe bir de buradan bakalım diyeceğiz. Dostlar, antik Yunan'da felsefeciler düşünmeye ben kimim sorusuyla başlarmış. Buna ben niçin varım, ne yapmalıyım sorularını da ekliyorum. Kişilik sorunu yaşayan toplumlarda ise kişiler sen benim kim olduğumu biliyor musun sorusunu sık sorarlarmış. Dostlar, kişilere vatan haini yaftasını yapıştırmak çok kolay. Bunu söyleyen kişi kendisi nasıl tanımlıyordur sizce? Bu yaralayıcı ve aşağılayıcı ifadeyi kullanmayacağım. Ancak vatanseverliğimiz hangi seviyede? Hangi kişi? Nerede? Ne zaman? Ne yaparsa vatan haini veya vatansever olur. Yalın gerçek şu: herkes vatanını sever. İnsan doğduğu, büyüdüğü, güneşinden, toprağından, suyundan faydalandığı mekana daima sıcak ilgi duyar. Siz de böylesinizdir. Bu fıtridir. Vatan sevgisi imandandır denmiştir. Vatan için bağırmak, ölmek, ancak taş taş üstüne koymamak sorunlu bir vatanseverliktir. Vatanseverlik, savaşta gerekirse ölmeyi, barışta vatan için ihya ve inşa eylemini gerektirir. Bir tarihte vergi dairesi başkanına, sizin elemanlarınız vergi denetmenleri firmalara gidiyor, hesaplardaki eksikleri özellikle tespit ediyor. Bulamazlarsa bir usulsüzlük mutlaka vardır ön yargısıyla ceza kesiyor. Denetçilerin yapması gereken müşavirlik olmalıdır. Devlet yaşatmak için vardır. Yanlışı düzeltmeyi, zorda kalana yol göstermeyi ilke edinmelidir. Gerçek vatanseverlik bunu gerektirir demiştim. O da olması gereken budur. Ama uygulamada nedense böyle olmuyor demişti. Vatandaşını hırsız görmek, cezalandırmak, bürokrasinin ya da devletin kronik hastalığı. Maalesef bu bir türlü tedavi edilemedi. Bir tarihte İstiridye avcılarına ihtiyaç var başlıklı yazımda yetişmiş insan gücünün israfına dikkat çekmiş, bu insanların karşılıksız değerlendirilmeyi beklediklerini yazmıştım. Tecrübenin, birikimin, kariyerin, zor ve pahalı elde edilen kıymetler, bunun heba edilmesinin memleketin geleceğine kurşun sıkmak olduğunu söylemiştim. Bu konuda kendi adıma yaptığım girişimlerden de bir sonuç alamadığımı söylemek zorundayım dostlarım. Dostlar, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" öğüdünü siyaset mecrasında sıkça söylüyor, konuşmalarımızı bu sözle süslüyoruz. Ancak insanımızı israf ettiğimiz gibi insan yetiştiren kurumlarımız da acımasızca ayakta duramaz hale getiriyoruz. Ben kimim? Niçin varım ve ne yapmalıyım sorularının cevabı üzerine hayatlarını inşa eden insanların tesis ettiği şehir üniversitesinde yaşananları bir türlü anlayamıyorum dostlarım. Dostlar, medeniyet ve şehir sözcüklerini insanlığın gelişmişlik düzeyi açısından sosyolojik terim olarak anlamlı bulur ve evrenselliği ifade ettiği için üniversitelere pek yakıştırırım. İsmiyle müsemma Şehir Üniversitesi, şimdiye kadar ortaya koyduğu çalışmalarla, oluşturduğu kadroyla,
yetiştirdiği öğrencilerle kendini bu manada ispat etmiş, ülkemizin yüz akı bir yüksek öğretim kurumu olarak uluslararası marka olmuştur. Yaptığı öğretim üyesi transferleriyle beyin göçünü tersine çevirmiş, öğrencilerin kendileriyle gurur duyabildikleri akademik kadro ve bilim heyeti oluşturmuştur. Üniversiteler hem eğitim öğretim hem ticari kurumlardır. Her ticari işletmede olduğu gibi zaman zaman ekonomik sıkıntıya düşebilirler. Devletin görevi onları bu durumda cezalandırmak değil, yaşatmak ve kurumun önünü açmak olmalıdır. Kaldı ki üniversitenin bankalara borçlarının 6 katı teminat verdiklerini öğreniyoruz. Buna rağmen kurumun hesaplarına el koymak, elini kolunu bağlamak iyi niyetle izah edilecek durum değildir. İşin içinde karanlık niyetlerin ve karanlık ellerin bulunduğunu düşünmek beni fazlaca rahatsız ediyor. Dostlar, alemin ölümü, alemin ölümüdür sözünü yetişmiş insanın önemini veciz şekilde vurguladığı için pek severim. Peki, alim yetiştiren kurumların ölümü neyin ölümüdür? Bu yanlışlıktan köstek olunmaktan vazgeçilmeli. Bu güzide kurumumuzun yaşaması için etkili ve yetkili kişiler el vermeli, destek olmalıdır. Vatanseverlik bunu gerektirir. Dostlar, söz uçar, yazı kağıtta kalır. Eylem bir tohum gibidir, ürün olur. Şimdi eylem vakti. Özellikle bu memleketin sermayesi tüketerek yetişmiş, ancak hizmet aşkıyla yanıp tutuşan insanları layık oldukları mekan ve makamlarda değerlendirmek bilahare. İnsan yetiştiren kurumlarımızın önünü açmak, ülkemizin kaderinde etkili olanların görevidir. Vatanseverlik şimdilik budur değerli dostlar. Dostlarım, yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Hoşça kalın.